Yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz sevgili seyircilerimiz. Osman Ünlü hocamız var her zaman olduğu gibi yanımızda. Bugün yine bir sorumuz var. Bu soruyu yönelteceğiz ve bize ayrılan bir süre var. Yaklaşık 10 dakikalık bir süre. Bu süre içerisinde de bunun cevabını almaya çalışacağız. Önemli bir konu. Can kulağıyla dinleyeceğinizi tahmin ediyorum. Şimdi hocam aslında kader konusu yani soracağımız konu. Şimdi insana bir tercih verilmiş. Siz onun tarifini de yapacaksınız büyük ihtimalle biraz sonra ama yani olan işlerde insanın tercihi ön planda. İradesi. İradesi yani neyi tercih edecek, neyi irade edecek. Ama bakıyoruz şimdi tamam insanın önünde iki yol var. Şuradan veya buradan gitme konusunda tercihi var da tercih sahibi olmadığı yani onun iradesinin dışında olan şeyler de olabiliyor. Hastalık kim ister ki mesela insana bulaşıyor bir şekilde geliyor veya bir kaza diyelim. Bütün bunlar da düşününce yani bunu nereye koymak lazım kader konusunda acaba? Şimdi Mustafa Bey, Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki insanlar tercih ettiklerine kavuşurlar. Tabii sizin sualinizde de tercih etmediklerimiz var, istemediklerimiz evet, var. Evet, onu soruyoruz evet. Hastalık istemiyoruz. Değil mi? Evet. Ölümü de istemiyoruz. Yani istemiyoruz. Ama oluyor. Oluyor. Ya bir kaza mesela kim ister? Değil mi? Kimse istemiyor. İnsanın başına gelebiliyor. Başına gelebiliyor. İnsanın başına gelebiliyor. Annesi babası hayattaysa ölmesini istemiyor ama başına geliyor. Ya hiç ummadığım bir yerde giderken mesela başınıza taş düşüyor. Mesela. Yani. Kiremit düşüyor. Tabii Ehl-i Sünnet alimleri açıklarken hatta bu konuda Dürriye Kitab-ı Şerhi diye bir kitap var. Orada bir ifade geçiyor. Daha doğrusu izah ederken şöyle bir tarif ve tanım var, bir izah var. Buyuruyor ki orada, insanların kalpleri veya bedenleriyle yaptıkları, canlılarda cansız şeylerde meydana gelen her işin Allah-u Teala'nın ezelde bilmesi ve dilemesi ve yaratmasıyla olmalarına kader denir deniyor. İnsanlarda, canlılarda, cansızlarda meydana gelen. İnsan bir şeyi yapmayı veya yapmamayı tercih eder. Sizin de verdiniz ya, bir yola geldin. Tercih eder. Diler. Yani kuvvetini kullanır. Sonra Allah-u Teala da bunu irade eder. Kudretini kullanırsa bu şey olur. Kulun tercih ve dilemesine kesp Allah-u Teala'nınkini ise yaratmak denir buyuruyor. Dürriye Kitab-ı Şerhi'nde. Bu tarif yapılıyor. Şimdi tabi İmam-ı Gazali Hazretleri gibi İslam alimleri de bunları açıklarken İmam-ı Rabbani Hazretleri de itikat konusunda açıklarken buyuruyorlar ki insan tercih ettiklerinden sorumludur demek tercih edebileceklerinden sorumludur. Tercihimiz olmayan şeyler de var. Tercihimiz olmayan şeyler de var. Hatta fıkıh kitaplarında o kadar detay bilgi verilmiş ki mesela en büyük günah olarak herhangi bir insanı katletmek diye anlatılıyor. O konu anlatılırken işte bir insanın ölümüne sebep olmak faslı açılmış. Ölümüne sebep olmak. Orada bile ayrı ayrı onlar bölümlerde izah edilmiş. Öyle misaller verilmiş ki mesela diyelim ki adam bir kuyu açtı. Üstünde kapatmadı. Birisi geçerken düştü öldü. Ha doğrudan doğruya bu katil değil. Ama dolaylı şekilde suçlu görünüyor o. Taksirli. Evet. Yani hukuk sistemlerinde de aynı şekilde. Hukuk sistemlerinde de. Direkt onu öldürmeyi kastetmiyor ama tedbirsizlik. Gene suçlu yani. Suçlu, tabii. Gene suçlu. Dolayısıyla insanın bir şey yaparken hani mükemmel yapabilmesi, tercihlerini doğru kullanabilmesi söz konusu iken birisi de mesela o çukuru görmemiştir. Düşmüştür, ölmüştür. Bu elinde değil. Birisi de gitmiştir. Boğaz Köprüsü'nden atmıştır kendini. O kendi tercihi. O intihar. Bu kuyuya düştü öldü. O Boğaz Köprüsü'nden attı öldü. Bunun ikisi de netice itibariyle yukarıdan düşerek ölmek. Birisi kuyuya düştü öldü. Öbürüsü aynı şekilde boğaza düştü öldü. Ama birisi bilerek atladı. Tercihini bilerek yaptı. Öbürüsü kendi tercihinin dışında meydana geldi. Bu sorumlu değil. Ölümünden kendisi sorumlu değil. Ha o kuyuyu açan tedbir aldı. Bu da bilerek gitti şu kuyuya bir ineyim dediyse tercihini böyle kullandı. O zaman suç olan bu sefer o yapana. O da ahirette açığa çıkacak. Bilmiyoruz ki adam düşüp öldüğünden mesela nasıl olur. Açık bir cinayet olayında da ikisi de söz konusu. Yani cinayette bir ölen var, bir öldüren var. Ölenin tercihi değil ama öbürünün tercihi öldürmek. Evet, öldürmek. Dolayısıyla insanlar tercihlerinden sorumludur ifadesi
Ehl-i Sünnet alimleri tarafından tercih edebilecekleri içindir. Mesela namaz kılmayı veya kılmamayı tercih eder. Hatta namazdan önce iman etmeyi veya etmemeyi kendi tercih ediyor. İnanmıyorum diyor. Kendi tercihidir. Bundan sorumludur. Ama yolda giderken başına taş düştü. Sorumlu değildir. Veyahut da kaldırımda gidiyordu, bir başka araba geldi çarptı ona. Bir kaza geçirdi. Kendi tercihi değil. Yani tercih ettikleriyle karşılaşır ifadesi kullanılmış Ehl-i Sünnet alimleri tarafından. Çok kimsenin de bu zihnini kurcalıyor. Ben diyor bunu tercih etmediydim ama. Zaten sorumlu değilsin. Tercih ettiklerinden sorumlusun. O tercih ettiklerinden de gerçekten aynı şekilde gücün, kuvvetin, iraden aynı şekilde yetmesi lazım. Hatta mesela atak konusu anlatılırken buyuruyor ki adam mesela diyelim ki sıkıntıda kimseden de yardım alamadı. Ya Rabbi dedi işte benim bu işim eğer olursa ben dedi işte 100 bin lira para vereceğim. O adam 1 lira parası yok cebinde. Çünkü orada anlatılırken buyuruyor ki adağın sahih olabilmesi için o paranın aynı şekilde elinin altında olması lazım. Kontrol altında olması lazım. O işe muktedir olmak. Evet, muktedir olması lazım. Tabii. Dolayısıyla insanın muktedir olamadığı, gücünün yetmediği şeylerde tercih söz konusu değil. Ve onlardan mesul de değil bu. Onlardan mesul de değil. Mesela adamı tuttular götürdüler. Bir Müslümanı diyelim aldılar götürdüler. Burnunu tuttular, ağzını açtılar. Buna iç geçirdiler mesela. İç geçmek haram. Hem de o kadar çok içirdiler ki adam hakikaten sarhoş oldu. Sarhoşluk anında da acayip garip işler yaptı. Yarın ahirette bu içki içmiş diye aynı şekilde ceza görmez. Bu ceza görmez. Mesela bir kadın aynı şekilde hani şey yapmaları götürdüler, tecavüz ettiler, zina ettiler. Misal olarak söyleyeyim. Kendi iradesi değil bu, kendi tercihi değil. Bu gayrimeşru işi kendi isteğiyle yapmadı bunun. Dolayısıyla ahirette buna niye zina ettin diye hesaba çekilmez. Hatta zulme uğramıştır. Ona zulmedenler yarın ahirette aynı şekilde o mazlumun önüne gelecekler. Cezasını çekecekler. Yani. Cezasını çekecekler. O suçtan dolayı evet bir suç zina. Adam öldürmek suç. İçki içmek aynı şekilde haramdır, günahtır. Ama yani bu adam bilerek yapmadı bunu. O kadın da aynı şekilde bilerek o zina etmedi. Öyle bir durum söz konusu tecavüz değil. Edildi. Tecavüz edildi. Dolayısıyla bunlar kendi tercihi değil. Kendi tercihi değil. Ancak mesela böyle detay geniş bilgi verilirken kitaplarda enteresan bilgiler geçiyor. Hani bazen derler ya işte sen şey yap işte torunun ödesin falan gibi böyle ifadeler geçiyor ya. Sen ye torunun ödesin. Sen ye torunun ödesin falan. Şimdi orada Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarında o sözler tamamen böyle afaki sözler değil. Ben mesela küçükken iyi hatırlarım nenem bazen birisinin başına bir şey gelirdi böyle kafasını sallardı derdi falan. Ya dedi nene bu adamcağız bir şey yapmadı ki. O yapmadı ama dedi onun babası çok beddua aldı. Peki hani babanın yaptığını evlat çekmez. İslamiyet'te de o bildiriliyor. Evet evlat çekmez ama kul hakkında onun canı çok yanmış o anda da aynı şekilde mazlumun önündeki perdeler kalkar. İşte senin de çoluğun çocuğun diye başladığında beddua ettiyse o anda o beddua geri çevrilmez. Kabul olur. Kabul olunca bu sefer aynı şekilde adamın yaptığından çoluğu çocuğu da sorumlu olur. Hatta bazı şeyler var. Yani o adam zulmü tercih etti. Kendisinde kalmadı. Çoluğuna çocuğuna da sirayet ettirdi. Mesela alkolü tercih etti. Eroini tercih etti. Bunları kullandı. Evlendi. Çoluğuna çocuğuna da aynı şekilde alkolik bir babanın aynı şekilde kanından oraya intikal etti. İrsi bazı şeylerde oraya şey yaptı. Çocukta ya aynı şekilde bir arıza meydana geldi ya aklında bir şey oldu. Bir şeyler olabilir. Ama netice itibariyle bu adamın tercihi. Yani tercih ederken sadece kendi şahsında da kalmadı. Başkalarına da sirayet eder. Demek ki tercih ettiklerimizden sorumluyuz derken tercih ettiğinden bizim gücümüzün yetebileceği şeyleri. Biz bunları tercih ederiz. Allah-u Teala bize bir irade vermiştir, bir yetki vermiştir. Evet Allah-u Teala dilediği olur ama bizim irademizin dışında çok şeyler meydana geliyor ama bizim irademizin dışında meydana gelen şeylerden sorumlu değiliz. Sadece Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu irade gücüyle yapabildiğimiz ve bize emredilen, sakınmamız gereken şeylerdeki kullandığımız tercihlere göre biz ya sevap kazanıyoruz veyahut da günaha giriyoruz. Hadise bundan ibaret. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan önemli bir konuda bilgiler aldık. Yine yarın sizlerle birlikte olacağız. Bir başka konuyu soracağız. Şimdilik hoşçakalınız.